Merhaba arkadaşlar Bu videoda Eylül 2023 itibariyle çıkan yeni devlet sınavı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum The standard test Bu vereceğim bilgiler sadece 2023 ve 2024 okul dönemi için geçerli. Eylül 2024 yılı itibariyle yeni kurallar geçerli olacaktır Hadi gelin beraber bir göz atalım dokümanım Hollandaca ama bilgiler Türkçe olacak. What? Ne? Varom? Neden? Bu test ne amaçlı ortaya çıktı? A2 seviyesinde olduğunuzu kanıtlamak amacıyla böyle bir sınav geliştirildi. neden önemli? En bölgeleriniz için yani entegrasyon kursuna da gidiyorsanız bu burada kalabilme süreciniz için önemli. Diyelim ki sosyal bir krediye başvurmak istiyorsunuz. Sosyal ev ev kiralamak istiyorsunuz, vatandaşlık başvurusu yapmak istiyorsanız bu sınava girmek zorundasınız ve tabii ki de geçmek zorundasınız. Vorbi kimler için? A2 sertifikasını almak isteyen herkes için. Yani bu aslında A1 ve A2 dersleri sonunda aldığınız sertifikadır. Okullarda da 1.1 ve 1.2 olarak geçiyor. Yani ikisini aldıktan sonra toplam Rechtgrad in seviye 1 dediğimiz sertifikayı alıyorsunuz. Tabii ki daha önceleri okuldan alıyordunuz bu sertifikayı. Okulda yaptığınız sınavlardan sonra alıyordunuz. Şimdi de sınavları geçseniz dahi bu devlet sınavına girmek zorundasınız. Eğer ki Eylül 2023 tarihinden önce 1.1 ve 1.2 derslerini tamamladıysanız ve A2 sertifikanızı aldıysanız bu sınavlara girmek zorunda değilsiniz. Eylül 2023 itibariyle A2 sertifikanızı almadıysanız yani sadece B1 A1'iniz var 1.1 e, ve 1.2 almadınız veya yeni geldiniz ve hiçbir sertifikanız yok. A1 derslerinden sonra A2 derslerini tamamlamak zorundasınız ve daha sonra bu sınava girmek zorundasınız. Arada bir dilim sürçe kusura bakmayın. Eee Şöyle bir durum da var. Benim de böyle bir öğrencim var. Kendisinin bir, kendisinin 1.2 okuma sertifikası var. Yani leasing derslerinden, okuma derslerinden geçmiş. Ama yazma derslerine katılıyor. 1.2 Schreiben derslerine katılıyor. Bu öğrencimin de bu sınavlara girmesi şart. Eğer ki daha önce 1.2 yazma sertifikanızı aldıysanız ve şu an 1.2 Okuma derslerine katılıyorsanız aynı şekilde bu sertifikayı almanız şart. Yani sınavlara da girmek zorundasınız. Peki ne zaman? Ee, yıl boyunca düzenlenen devlet tarafından belirlenen tarihler var. ta Bu tarihlerinde belirli saatleri var. Yani sizin de o tarihlerde o saatlerde katılmak zorunluluğunuz var. Eğer ki siz kendinizi hazır hissetmiyorsanız hemen e, 1.2 derslerinden sonra bu sınava katılma zorunluluğunuz yok daha sonra da katılabilirsiniz. Ee, tabii ki de A2 dersleri bittikten sonra ve kendinizi hazır hissediyorsanız bilgiler daha tazeyken bu sınavlara katılın derim. Okulunuz sizi sınav tarihinden 2 hafta önce kayıt ettirmek zorunda. Örneğin benim öğrencilerle sınavım 24 Ocak'ta olacak akşam ve ben hepsini o tarihten 2 hafta önce kayıt ettirmek zorundayım. Nasıl bir test? Dijital bir test bilgisayarda. Ee, dijital ehliyet sınavı gibi düşünebilirsiniz aslında. İki hafta önce başka bir sınıfla katıldım. Yani kendi öğrencilerim katıldı ve sınavı gördüm. Hiç de korkulacak bir sınav değil. Eğer ki web sitelerinde paylaştıkları örnek sınavı yapabiliyorsanız eminin, o emin olun bu sınavı da yapabileceksinizdir. List test okuma sınavı bir saat sürüyor. 10 tane sorudan oluşuyor. Daha sonra yarım saatlik bir pause mola var ve ondan sonra GRE test yazılı testi ...bir saat sürüyor. Bu yazılı testte de 3 tane soru oluyor. Yazma sorusu. Sınav nerede olacaktır? Kendi okulunuzda olacaktır büyük ihtimalle. Okulunuzda danışın sorun. Bilgisayarlar okul tarafından e, temin ediliyor. Sınava saatinde gelin. Hatta yarım saat önce de gelebilirsiniz. Bütün Belçika üzerinde başlama saati aynı da daha erken başlayamazsınız. Belirlenen saatte başlanabilir. Başladığınız süreden itibaren de bir saatlik bir süreniz olacaktır. Ekranda da kalan süreyi görebilirsiniz. Wanneer ben je geslaagd? Peki ne zaman geçmiş sayılırsınız? Okulda da bu süreçte tabii ki e, sınav oluyorsunuz. Öğretmeninizin size verdiği puanlar %40 olarak sayılıyor devlet sınavında aldığınız puanlar da %60 olarak sayılıyor. Yani topluyorlar bu puanı okuma için %50 almanız şart ve yazma için de %50 almanız şart. Diyelim ki okumanız çok iyi geçti ee, %60-70 aldınız geçmiş sayılıyorsunuz yazmanız kötü geçtiyse onda kalabiliyorsunuz. Yani ikisinde aynı anda geçmiş sayılmıyorsunuz. Birinde geçip birinde kalma şansınız var. Yani ihtimaliniz var diyelim. voor dinleme en spreken, konuşma için bu okul dönemi ayrı bir devlet sınavı yok. Dediğim gibi 2024 Eylül itibariyle olabilir. öğretmeninizin verdiği puanla geçiyorsunuz. Yani diyelim ki dinleme ve konuşma sınavlarında okula geçtiniz. Bunlar sayılacaktır ve geçmiş olacaksınız. Okulda da aynı şekilde Leicester'ın dinleme için ve konuşma speaking için %50 almanız şart altıda belirttiğim gibi 1 Eylül 2024 itibariyle bunlar için ayrı bir sınavda olacaktır. Wanneer heb u het resultaat? Sonuçları ne zaman alırsınız? 6 hafta içinde geçip geçmediğinizi öğreneceksiniz. Geçtinizseniz eğer profesyonel tebrikler A2 sertifikanızı alacaksınız. Diyelim ki geçemediniz olabilir. Umarım öyle bir şey olmaz. İnşallah hepiniz geçersiniz. Eğer ki geçemediyseniz yeniden kursa gitmek zorundasınız. Ee, okulunuzun ayarladığı hızlandırılmış kurslar da olabilir. Ee, yani diyelim ki 2-3 ay değil de daha hızlandırılmış bir kursa da katılabilirsiniz. Okulunuzun ayarlamasını ayarlamanız, okulun ayarlanmasına bağlı. Ee, daha sonra bu sınava tekrar katılabilirsiniz. Diyelim ki geçemediniz. Geçemezseniz eğer okulunuzla anlaşın ve sınavlara e, bir göz atın. nerede ne hata yaptığınızı görmek için e, ki bir dahaki sınavda aynı hataları tekrarlamayın. İlk gratis. ilk katılım, ücretsiz. Eğer ki geçemezseniz katıldığınız diğer sınavlarda 22 buçuk euro ödemek zorundasınız. Tabii ki bu leasing için ayrı ve schrijven yani okuma için ayrı ve yazma için ayrı olacaktır. Web sitesi, ekranda gördüğünüz web sitesinde çalışabileceğiniz örnek test sınavları var. Ben kendi öğrencilerimle sınıfta çalıştım bu sınavı. O kadar da zor bir sınav değil. Yani eğer ki o sınavı anlıyorsanız, yapabiliyorsanız, emin olun ki bu, bu devlet sınavını geçersiniz. Okey. Peki nasıl ulaşacaksınız o web sitesine? Instagram üzerinden de paylaşırım sizinle bir bakalım. Bir önceki sayfaya gidelim. Google'a gidip NT2 Ufen Test yazarsanız normalde ilk çıkacak olan linke tıklayabilirsiniz. Link tabii ki bu link olursa. Ve Zukyo School. Okulunuzu öncelikle bir arayın. CV o okula mı gidiyorsunuz yoksa Ligo mu? bu CV'ye farkı olacaktır sınavlarda. Benim ders verdiğim CVU okulları. Burada görebiliyorsunuz. Birazdan bakarız. You YouTube falan bir Om uitleg of informatie te krijgen. Web sitesinde paylaşılan iki tane YouTube videosu var. Size bilgi amaçlı bilgi veriyor. Sınavlarla ilgili. Nasıl ekrandan nelere tıklamanız gerektiği ile ilgili. E, izleyin derim. Mavi olarak işaretlenmiş olanlar. Klik oefentest Deneme sınavı 1.2. Biraz. Evet, schreiben 1.2. CVO okuluna gidiyorsanız ilk iki sınavı tıklayabilirsiniz. Eğer LIHO okuluna gidiyorsanız alttaki sınavları tıklayın. Burada iki tane deneme sınavı var yazma için. E, Ufın okuma için de iki tane örnek sınav görebilirsiniz. Üsttekiler yani pardon, altta gördükleriniz yeşil işaretli 1.2 okuma sınavları. Dediğim gibi daha önce ben bu sınavları gördüm yani kendi öğrencilerim katıldığı için aynı seviyede, aynı soru şekilleri. Sadece dikkat etmeniz gereken şu. Soruları iyi okuyun. Mesela, lez sınavında dört tane metin verilmişti. Örnek sınavlarda da göreceksiniz. Hatta isterseniz hep beraber öyle bir videoyla sınavları beraber bir göz atabiliriz. Dört tane metinden sonra soru soruluyor. Her metinden sonra sorular var. Ve dikkat etmeniz gereken konu şu. Mesela diyor ki doğru olan şıkkı işaretle. Bir şık doğrudur. Veya başka bir soruda doğru olan iki şıkkı işaretle. İki tane şık işaretlemen gerekiyor. Yanlış olanı işaretle. Yani soruyu iyi okuyun. Başka söyleyebileceğim. Skiraven sınavında da biz bununla ilgili bir video yapalım en iyisi. Daha detaylı bir şekilde hep beraber sınavlardan korkmayın. Ee, örnek sınavlara bakın. Ve e, ne diyebilirim? Hepinize başarılar diliyorum. Ve sorularınız olursa yazabilirsiniz. Ee, hiç korkmayın yapabilirsiniz. Ve success. başarılar.